Herkese selamlar, ben uzman fizyoterapist Hasan Selvi. Bugün size diz problemi yaşayanlar için 4 önemli egzersiz göstereceğim. Peki diz problemleri nelerdir? Diz problemleri menisküs, bağ problemleri, eklem problemleri ve dizin çevresindeki kas problemlerinden oluşmaktadır. Peki bu diz problemleri bizde nasıl oluşmaktadır? Yani bizde ne eksik ki bu problemler oluşmaktadır? Üst grup uyluk bölgesi kaslarının zayıflığı bu problemlerin en büyük nedenlerinden birisidir. Biraz sonra göstereceğim egzersizle buradaki uyluk bölgesi kaslarını güçlendirip diz problemlerinden kurtulabilirsiniz ya da diz problemlerine yakalanma ihtimalinizi düşürürsünüz. Peki egzersizlerimize geçelim. Gelin bu 4 önemli egzersizimize. Bize bir tereband lazım. Rengi sizin ağırlığınıza göre, sizin hastalığınızın seyrine göre, ağırlığınıza göre değişmektedir. Onu siz karar vereceksiniz ya da bir fizyoterapistiniz karar verecek. Bacağıma geçirdim bu şekilde. İlk başta bu bölgedeki kas grubunu güçlendiriyoruz. Bacağımızı yana doğru açıyoruz. Bu hareketleri yaparken sağa sola aşırı bir eğilme istemiyoruz. Yana doğru açtım, kapattım. 1. Her set 10 defa. Sabah akşam 3 set şeklinde yapıyoruz. Son 2. Evet. Döndüm. Şimdi düz bir şekilde öne doğru bu sefer hareketimizi yapıyoruz. Ön grup kasını güçlendirmek için. Yavaşça bıraktım. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 ve 10. Şimdi yana döndüm. Bu sefer bacağımın iç grup kasını çalışacağım. Ayarladınız kendinizi. 1, 2. Bunda abartı hareketi gerek yok zaten. Kasıldığını hissedin yeterli. 3, 4, 5, 6. Elinizi belinize koyabilirsiniz. 7, 8, 9, 10. Son olarak ise arka bölge kası güçlendiriyoruz. Yani hemsin kasını döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu beraber yaptığımız 4 önemli egzersiz bizim diz bölgesinin üst grubunda bulunan uyluk kaslarını güçlendirici egzersizlerdir. Bu sayede bunları düzgün bir şekilde yaparsanız bu kas grupları güçlenir, diz problemlerinden kurtulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olabilip beni destekleyebilirsiniz. Eğer sizin de istediğiniz değişik bir içerik varsa yorumda bahsedebilir. Eğer sizin de kafanıza takılan sorular varsa Instagram adresimi aşağı bırakıyorum. DM'den bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.